Çorum'da 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle toplu ulaşım hizmetleri zamlandı. Yeni tarifeye göre tam abonman ücreti 1 lira artışla 3.75 liraya, öğrenci ücreti ise 25 kuruş artışla 2.5 liraya yükseltildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen zamlı tarife oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel, ulaşım zammına karşı çıktıklarını söyledi. Neden karşı çıkıyoruz? Daha önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Ulaşım hizmeti bir haktır. Ulaşım hizmeti yoksulların, emekçilerin, işçilerin, garibanların toplu ulaşımdan yararlanarak bir yere gitmek için kullandığı bir haktır. Bu hakkı bu insanlar kullanmalı. Ne yapmalı? Belediye buradan kar elde etmemeli. Ulaşım AŞ'yi, Hütük Ulaş AŞ'yi zararlarını düşünmemeli. Belediye bu hizmeti kamulaştırmalı. Bu hizmeti belediye kendi yapmalı. Bedava yapmalı gerekiyorsa. Zararına yapmalı. Şimdi yazmış arkadaşlarımız, belediyeden talep de bulunmuş. Lastiğe şu geldi. Mazota zam geldi. Demiş ki %80 zam geldi. Bunların TÜİK'ten herhalde haberi yok. TÜİK diyor ki enflasyon %20. Niye %80 zam geldi diye bize dilekçeler veriyorlar? Haklılar. Gerçekten %80 zam geldi. Haklılar. Bakın biz şimdi şikayetçiyiz. Nasrettin Hoca'nın süresi bu da haklı, bu da haklılar. Evet. Sonuçta gelelim artık yani. Çözüm de şu. Çözüm kamulaştırmaktır. Bu hizmeti belediyenin üretmesidir. Belediyenin bu hizmete halka sunmasıdır. Çözüm budur. Ben siyasi polemiği girmek istemiyorum da. Burada Sayın Başkan, Türkiye'de CHP belediyeler de var, AK Partiler de var. Bak Sayın Başkan. Hangisini uzaklaştırdınız? Sayın Başkan bu üslup, bu üslup hem beni konuşma istikrarımı bozuyor. Hem de burada belediye meclisi üyesi arkadaşlara hem de Çorum halkına doğru bilgi vermemizin önünde engel oluyor. Tekrar konuşmamı bitirirken toparlıyorum. Adam sevgili Çorum halkı. Belediye Ulaş AŞ ya da Hitit Ulaş AŞ ne olursa olsun milyonlarca lira zararı vardır. Belediye hukuk birimi dava açmıştır. Bu davayı kazansa da belediyenin bu parayı tahsil etme hakkı olanağı yoktur. Bunu halkımızın bilmesini istiyoruz. 3.75'ten de taşıma ücretinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Belediyenin bu hizmeti kamulaştırmasını, gerekirse bedava vermesini Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak teklif ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Yani hiç yapmana gerek yok. Şimdi ben de bir sürü CHP'li belediyenin ulaşımla ilgili rakamları var. Yani çok da yüksek rakamlar da var. Alçak da var, daha düşük de var, daha yüksek de var. Yani onu ifade edeyim. Bunlara giderek polemik yaratmak istemiyorum.